İnsanlarda bulunan gonozom kromozomlarla ilgili hangileri doğrudur? Bakın 2n eşittir 44 artı xx, 2n eşittir 44 artı xy şeklinde 46 kromozomluyuz. Gonozomlar xx ve xy'ler. Erkek için xy, dişi için xx. Cinsiyeti belirleyen kromozomlardır. Doğru. Üreme hücrelerinde bir tane bulunur. Sonuçta n eşittir 22 artı x. 22 artı y şeklinde ayrılmaları lazım. Birer tane çünkü n kromozomda o çiftler birbirinden ayrılıyor. Dişi ve erkeklerde sayı ve çeşitler aynıdır. Sayı aynıdır 2 ama çeşit farklı. Erkeklerde 2 çeşit x ve y. Bu ifade yanlış. Cevabımız 1 ve 2. Aşağıdaki soy ağacında Y kromozom üzerinde çekinik bir genle kalıtılan özellik fenotipinde gösteren bireyler taralı gösterilmiş. Bakın erkek Y kromozomlu. Y kromozomla taşınıyorsa oğlu hasta. Oğlu hasta. Oğlu hasta. Oğlu hasta. Oğlu hasta değil. Neden acaba? Zaten bireylerden hangisinde kromozomal bir anomalik varlığı? Yani anormallik varsa ancak dördün hasta olmaması düşünülür. Ne kadar enteresan değil mi? Y kromozomda anomalik anormallik olmayınca hastalık gösterilmiyor. Böyle bir şey. Çünkü Y kromozomunda taşınıyorsa arkadaşlar bütün erkek çocukları hasta olmalı. En azından şu şekilde düşünelim. X'in Y ile homolog olmayan kısmı ifadesi ya da Y'nin X ile homolog olmayan kısmı var ya işte şu kısımda taşınan bir hastalık erkekte ortaya çıkıyor. Çıkmıyorsa bir problem var demektir. Genotipe verilen diploid bireylerden hangisinin gonozomlarda ayrılmama sonucu oluştuğu gözlenir? Yani X'lerden bir tane ya da Y'lerden bir tane fazla olacak. Nerede var böyle bir şık? Bakın XY, XX xy, xx, x, xy. Bakın bunlar gonozomda ayrılmama. Mesela iki tane x kromozomlu yumurtayla bir tane normal sperm döllenmiş olabilir. Değil mi? O zaman cevabımız C seçeneği. Çaprazlamalarından hangisinden oluşabilecek erkek çocukların tamamı renk körü, kız çocukların tamamı normal görüşlü. Arkadaşlar bakın böyle bir şey olması için annenin renk körü olması tamam mı? Ee, gerekiyor. Ee, zaten baba erkek çocuklarına Y kromozom verecek ve anne X kromozom verecek. Bu sayede bütün erkek çocuklar renk kör olacak. Şimdi kızları nasıl kurtaracağız peki? Baba sağlıklıysa. Baba X büyük R olduğu sürece anne hangi geni verirse versin kızlarda bu görülmeyecek. Doğru mu? O zaman şu kalıtım molekülü kimde var? Bakın A seçeneğinde. Soy ağacında taralı birey hemofili hastasıymış. X küçük H, y, X küçük H, X küçük H. Şimdi bu X küçük bir tanesini babadan almışsın. Bir taneyi anneden alacağım ama anne hasta değil. O zaman anne ile babanın genotipi ortada. Şimdi X büyük H, X küçük H anne, X küçük H, y, baba. Çaprazlayalım. Bunlar doğması muhtemel çocuklar. Doğru mu? Bu çocuklarda hemofili hastanın erkek olma olasılığı. Bakın şimdi hem hemofil olacak hem erkek olacak. Bu şartı sağlayan 1 bölü 4 ihtimal. Soy ağacı verilmiş, Hemofili hastalığın kalıtımı gösterilmiş. Hemofili bakımından hangi bireyler kesin heterozigottur? Şimdi bak, x küçük h y, y'yi babasından almış. Baba hasta değil. İlk küçük aşı annesinden almış. Anneyi de taramamışız. O zaman bir kesin eteriz. Seçeneklerimde bir olacak. Peki devam ediyorum şimdi. X küçük aşıya baba kızına X küçük aş vermiş. Anne de X küçük aş vermeli. Ama anne taranmamış. O zaman 5X büyük aş X küçük aşı olacak. Baba Kızına X küçük aşı vermiş ama taranmamış. Demek ki anneden X büyük aşı almış. Bakın 1, 5, 7. 4'e de bakalım. 4 ne olabilir? Kızına X büyük aşı vermiş baba. Anneden ama bu X büyük aşı da olabilir. X küçük aşı da olabilir. 4 soru işareti. O zaman heterozigot bireyler 1, 5, 7. Down sendromlu bir dişi ile ilgili hangileri doğrudur? 2 İki anneşittir. 47 kromozomlular ve genellikle arkadaşlar... Ve otozomlarda özellikle 21. otozomdan yani şuradaki 21. otozom dediğimiz 44'ün içerisinde artı bir tane 21. otozom var. Dolayısıyla 2'ye eşittir 45 artı XX şeklinde yazılır. Yani burada normalde 2 tane 21. kromozom varken 3 tane 21. kromozom oluyor. Tabi bu genellikle tamam mı? Otozomlarda ayrılma mı olmuş? Yani bir tane ekstradan otozom gelmiş. 45 artı XX ile gösterilir. Doğru. Ve gamet oluşumu sırasında 21. otozom kromozom çiftinin ayrılmamasına bağlı olarak gerçekleşmiş olabilir. Dediğim gibi bunlar genel e, soru tipleri. Tamam mı? Bir dişi bireyde 2 en eşittir 46 kromozomlu eşeği ana hücresinin mayoz bölünmesi sonucu en eksi 1 ve en artı 1 kromozomlu gametler ortaya çıkmış. Buna göre bu gametlerin normal bir spermle döllenmesi sonucu kromozom formüllerine sahip bireylerden hangileri oluşabilir? Şimdi hocam 2 n eşittir 44 artı xx olan bir kadın mayoz bölünmesi sırasında en eşittir 22 artı xx en eşittir 22 şeklinde yumurta oluşturmuş olabilir. Tamam mı? Ve bu gidip 22 artı x normal bir sperm ya da 22 artı y normal bir spermle döllenebilir. Ya da şöyle bir şey olmuş olabilir kadında. N eşittir 21 artı x'e n eşittir 23 artı x yumurta oluşmuş olabilir. Yani otozomlar farklı olabilir. Yine 22 artı x ya da 22 artı y spermle döllenebilir. Yani biz şu iki tane spermi bunlarla birleştirdiğimizde ee, ...çıkacak sonuca bakacağız arkadaşlar. Mesela 44 artı x çıkar mı? Hocam e, çıkar. Neden çıkar? 22 artı x x ile 22 artı y birleşmiştir. 44 artı x olmuştur. 44 artı x 0 çıkar mı? Çıkabilir. En eşittir 22 ile 22 artı x x birleşmiş. 44 artı x oluşmuştur. 45 artı x x olur mu? Olabilir. Bak 23 artı x ile 22 artı x birleşmiştir. 45 artı x y olur mu? Olur. Bu ikisi birleşmiştir. Yani dolayısıyla ayrılmama sonucunda bu dört karakterin tamamı da oluşabilir. Soy ağacında renk körü bireyler taralı olarak gösterilmiş. K ve L bireylerinden doğabilecek çocuklarla ilgili hangi söylenemez? Renk körü bireyi hemen işaretleyelim. X küçük R'ye. Baba y vermiş. Demek ki anneden x büyük r almış. x küçük r, x büyük r. Zaten bize bakın k bireyi ve l bireyi ve onların eşleri ilgilendiriyor. Şimdi k bireyi x büyük r y. Tamam mı? Eşiyle ilgili bir fikrimiz yok. Eşi x büyük r, x büyük r de olabilir. x büyük r, x küçük r de olabilir. L'ye bakalım şimdi de. L bireyi x küçük r, x küçük r. Doğru mu? Eşi hasta değil. x büyük r, y. Şimdi yorumlarımızı yapalım. L'nin kız çocuklarının tamamı taşıyıcıdır. Bakın L kız çocukları kız çocukları bir kere babadan X büyük R alacak ve annelerinden X küçük R alacak taşıyıcı olacaklar. K'nın kız çocukları renk körü olamaz. K kız çocuklarına hep X büyük R'yi vereceği için anneden ne alırsa alsın kızlar renk körü olmayacaklar. L'nin tüm erkek çocukları renk körü olur. Evet maalesef L çünkü X küçük R'yi verdiği zaman babalarından erkekler Y'yi alacağı için renk körü olacaklar. L'nin kız çocukları renk körü olamaz. Çünkü neden? Baba kızlarına X büyük R'yi verecek, anneden X küçük R'yi alacak kızlar taşıyıcı olacaklar. K'nın erkek çocuklarının renk körü olma yoktur demiş. Aa, şimdi şöyle... Eğer K'nın evlendiği kişi X büyük R X küçük R şeklinde ise ve olur da kadın X küçük R'yi oğullarına vermişse çünkü K'dan Y alacak erkek çocuklar hasta olabilir. O zaman söylenemez A seçeneği. Harflerle gösterilen bölgelerin hangilerinde taşınan özellikler erkeklerde tek genle belirlenir? Şimdi Güncelleyelim hemen resmi şöyle. Şimdi tek genle belirlenebilmesi için arkadaşlar ya y'nin x ile homolog olmayan bölgesinde yani sadece y'ye ait olacak ya da x'in y ile homolog olmayan bölgesi yani sadece x'e ait olacak. Çünkü erkekte bir tane onlardan var ama bakın homolog bölge derse iki gen olacak. Çünkü x ve y ile ilgili mesela homolog bölgede taşınan bir karakter a bakın gördünüz mü? Ama mesela x'in y ile homolog olmayan kısmında taşınan bir b karakteri bakın sadece bir tane var. Ya da bir c karakteri. Neyse şimdi buradaki ABC'ler karışmasın. Şöyle yapalım. Tamam mı? O zaman homolog olmayan bölgelerden bir tane olacak. Nerede soruda? Bakın y'ye bağlı genler. Sadece y'ye bağlı. x'e bağlı genler. Sadece x'e bağlı. Ama homolog bölge, homolog bölge hem X'te hem Y'de var demek. Ondan iki tane olacak o zaman. Bize neyi sormuş? Tekgen olsun. Tekgen ne oldu? A ve C. P ve R genleri eş baskın olup X kromozom üzerinde taşınmaktadır. P fenotipli bir dişi, R fenotipli bir erkekle çaprazlandığında... Bakalım çaprazlayalım. Birinci ile birinci, birinci ile ikinci... İkinci ile birinci, ikinci ile ikinci. Şimdi erkekler bunlar. Tamam. Ee, dişiler de bunlar. Peki. Erkeklerin tamamı P fenotipli. Doğru. Dişilerin tamamı heterozigot, Doğru. Dişiler PR, erkekler PY genotiplidir. Doğru. Çaprazlama yapacaksınız sadece arkadaşlar. Soru basitti. İlk bakışta göz korkutan bir soru gibi gelebilir ama hani ne demiştim profesyonelleştiğimiz zaman seçenekleri de kullanacağız. Şimdi burada öyle bir özellik var ki hem X'ten hem Y'den gelebilme ihtimali var. Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi dişi bireyde XX, erkek bireyde XY var. Siz tutup da seçeneklere mesela bakın C şıkkına bakın lütfen. Sanki bu özellik sadece Y'den aktarılıyormuş gibi düşünürseniz o zaman şurayı taramamış olmanız gerekirdi. Yani cevabımız aslında C seçeneği. Ee, bu özellik hani bu şekilde aktarılamaz. Ama mesela diğerlerini seçelim lütfen. Mesela böyle bir birey oluşabilir mi? Oluşabilir. Ee, nasıl oluşur hocam? Eğer mesela baskın bir karakterle taşınan bir hastalıksa bu. Şu şekildedir mesela. Anne işte x küçük a'yı vermiş. Ee, Özür dilerim. Evet. E, baba x büyük a'yı vermiştir. Anne x küçük a'yı vermiştir mesela. Ya da nedir? X küçük A. Şöyle hemofili tarzında ya da renk körü tarzında bir hastalık olabilir. Doğru mu? Ee, baba Y'yi verir, anne X küçük A'yı verir. Bakın oluşabilir. Ee, ya da her iki tarafta aynı şey için X küçük A X küçük A bir dişi birey oluşabilir. Ya da şöyle yapalım. Ee, dediğimiz gibi baskın bir karakterdir mesela. Şöyle o zaman baba oğluna Y kromozomu anne de X büyük A verebilir. Ama şimdi siz diyeceksiniz ki hocam işte Y üzerinde taşınan bir hastalık aktarılmışsa ama burada Y yok ki. Buna uymuyor işte. Dişi bireyde Y kromozom olmaz. O yüzden böyle bir yapı oluşamaz arkadaşlar.